Allah'ım 80'lerden fazlamış gibi gözüküyorum ya. Şu kakelerimi toplasam mı acaba? Evet, saçlarımın kusuruna bakmazsınız umarım. Herkese yeniden merhaba. Bugün yine bir cilt bakım dosyasıyla karşınızdayım. Bu sefer konumuz su bazlı temizleyiciler. Geçen ay biliyorsunuz yağ bazlı temizleyicilerden bahsetmiştim detaylı olarak. Bu ayda su bazlı temizleyicilerden devam ediyorum. Önümüzdeki ayda tonikler, sonraki ay işte nemlendiriciler falan, güneş kremleri şeklinde devam edecek. Çok fazla bekleyeni vardı bu videonun, o yüzden çok da geciktirmek istemedim. Bu arada evin içinde gerçekten kafana kısılmış gibi hissetmeye başladım. Video çekemiyorum. Çünkü ya dışarıdan çocuk sesi geliyor ya da işte içeriden de televizyon sesi geliyor. Bakın bir şeyler izliyor oluyor falan. O yüzden arkadan çocuk sesleri geliyorsa lütfen kusuruma bakmayın. Çünkü 2 saattir dışarıdalar ve içeri girmediler. Güneş gidecek ve benim video çekecek vaktime zamanım yok. Yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden lütfen arkadaki seslerden şikayet etmeyin bana. Şimdi ürünlerden bahsedeceğim detaylı olarak ama eğer beni yeni izlemeye başlayanlar varsa aranızda henüz veya işte ilk defa izliyorsanız hoş geldiniz bu arada. Temizleyicilerde aradığım kıstaslardan bahsetmek istiyorum öncelikle kısaca ve sebeplerinden de. Bu arada bu konuyla alakalı çok detaylı bir videom var. Ona da lütfen bakın. Gene de ben bir özet geçmek istiyorum burada. Bu arada her zaman olduğu gibi ben bu bilgileri tabii ki kafamdan uydurmuyorum. Araştırma databaselerinden makale tarıyorum yani bu konuyla alakalı. Ona göre size bilgilendirme yapıyorum arkadaşlar. Google araştırması yaparak elde ettiğim bilgiler değil. Onları da söylemek istiyorum ve videonun altındaki kutucuğa da tabii ki araştırmaların, makalelerin hepsini de bırakıyor olacağım okumak isteyenler için. Şimdi öncelikle temizleyicinizin nazik olması çok önemli. Nazik temizleyici ne demek diye sorarsanız eğer, kullandıktan sonra cildinizi böyle germeyen, ondan sonra pH'i düşük olan asidik temizleyiciler ve de çok böyle yağ sökücü sürfaktanlar içermeyen temizleyicilerden bahsediyorum genel olarak. Özellikle sülfaktanlar konusunda ve sülfatlar konusunda spesifik olarak kafamız çok karışık biliyorum. Yani herkesin kafası karışık. İşte elimde sülfatlı ürün var kullanmayayım mı diye soranlar oluyor. Her kafadan bir ses çıkıyor ki birçok dermakozmetikte de sülfat türevleri bulunuyor zaten. Ama kesin olarak bildiğimiz bir şey var ki hani makaleleri de aşağıya bırakacağım. SLS dediğimiz SLS diye yazılan sodyum lauryl sülfat tüm sülfaktanlar arasında en çok kaçınmamız gereken sülfat türevi bu. Çünkü en sert olanı bu. Yani en sert temizlik yapanı bu. Dolayısıyla bütün yağı cidden söküp alıyor. Formülasyonla da çok alakası var ama genel olarak konuşacak olursak sülfat, özellikle sodyum lauryl sülfat gerçekten cidden bütün yağı söküp alıyor. Dolayısıyla çok çok yağlı ciltlilere önerilse bile bence yine de kaçınmakta fayda var. Onun yerine daha nazik sürfaktanlar seçebilirsiniz. Aynı şekilde yine çok sert temizlik yapan birkaç tane daha sürfaktandan bahsedeyim. Sodyum ile başlayıp sonu at ile bitenler. Yani işte sodyum lorat, sodyum kokat gibi içeriklerden de mümkünse kaçınmanızda fayda var. Bunlar sabun türevleri gibi düşünebilirsiniz. Ve aynı şekilde SLS. Sodyum lauryl sülfattan da mümkünse kaçınmamızda fayda var. Bunlar çok sert temizlik yapıyorlar. SLS ise bir tık daha farklı. Sodyum lauryl sülfat olarak birçok dermakozmetikte de bu zaten bu sülfat türevi kullanılıyor. SLS'e göre daha nazik olduğu biliniyor ama ben gene de kaçınıyorum. Neden diye sorarsanız ben bu tip ürünlerin olduğu ürünleri kullandığımda da cildimin daha çok gerildiğini hissediyorum. O yüzden ben bundan da uzak duruyorum. Her ne kadar SLS'e göre daha nazik olduğu söylense de. Onun yerine çünkü piyasada çok daha nazik sürfaktanlar var artık. Mesela CAPB diye geçen kokaamidopropil betain bu bunlardan bir tanesi. İzetionat ile biten bir başka içerik var. Onların hepsini ekrana yazıyor olacağım zaten. Bunlar çok daha nazik sürfaktanlar ve özellikle son zamanlarda çıkan daha nazik temizleyicilerin içerisinde görebiliyoruz bu içerikleri. İçerik listesinde bu şekilde görebilirsiniz yani sürfaktanları. Dediğim gibi SLS içeren ürünler yağlı ciltlilere uygun olabilir. Çok yağlı ciltlilere uygun olabilir. Ama dediğim gibi ben yine de kaçınıyorum. Yani yazın bile kaçınıyorum açıkçası. Çünkü genelde aldığım temizleyicilerin içerisinde sülfat olmamasına dikkat ediyorum. Yani sonu sülfatla biten hiçbir ürünü tercih etmiyorum. Hatta saç bakımında da aynı şekilde. Yani çünkü aynı ciltte olduğu gibi saçtaki yağların da tamamen sökülüp
atılmasını istemiyoruz. O yüzden yine ben saç bakımında bile aslında sürfaklardan uzak duruyorum. Dediğim gibi bunun yerine çok daha güzel, işini daha iyi yapan daha nazik sürfaktanlar bulunuyor. Kaçınma sebebin işte sadece kurutması mı, bunun bilimsel olarak bir açıklaması var mı derseniz, SLS ile alakalı çok fazla araştırma var. Mesela bir üründe işte %5'ten yüksek oranda SLS mevcutsa genelde iritasyona neden olduğu biliniyor. Zaten iritasyon testlerinde karşılaştırma yapılırken de genelde SLS kullanılıyormuş. Çok irite eden bir maddeymiş yani. Dediğim gibi diğer sülfat türevleri daha nazik olarak bilinsel halde bana yine de sert geliyor. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak konuşuyorum. Böyle ciltteki tüm yağı söküp atıyormuş gibi hissediyorum ki bu asla istediğimiz bir şey değil. Neden? Cilt temizliğini sert yapmak demek. Cilt bariyerinizin zarar görmesi. Cildin içeriden su kaybetmesi. Yani transepidermal su kaybı dediğimiz olay, cilt içeriden su kaybetmeye başlıyor. Cilt bariyeri zarar görmeye başladığı zaman. Aynı şekilde cilt bariyeri yine zarar gördüğü için daha fazla bakterinin cildinize nüfuz edebilmesi, bu da daha fazla sivilce problemleri demek aslında. Yani hem nem kaybı hem sivilceye neden oluyor, hem de uzun dönemde cilt bariyerinize ciddi anlamda zarar verebilir. Ve cildin toparlanmasını güçleştirebilir açıkçası ve içerideki seramitlerin de kaybolmasına neden oluyor aslına bakarsanız. O yüzden ben riske atmıyorum. Nazik temizleyiciler seçmeye özen gösteriyorum. Bu videoda da tamamen bu kriterlere uyan ürünlerden bahsedeceğim. 3 sene öncesinde zaten ben bu değişikliği yapmıştım cilt bakımı rutinimde. Yani çift aşamalı temizliğe geçtim ve nazik temizleyiciler seçmeye başladığım zaman benim cildim tamamen değişti diyebilirim. Yani cildimin değişmesinin en büyük etkenlerinden birinin kesinlikle temizleyicileri iyi seçmiş olmama bağlıyorum açıkçası. Şimdi daha önce hiç nazik temizleyici kullanmamış olanlar, hep böyle işte pH yüksek sülfatlı temizleyici kullanmış olanlar, nazik temizleyicilere geçtikleri zaman yeterince iyi temizleyemiyor hissiyatını alabilirler. Ama şöyle düşünmeniz gerekiyor. Bunlar zaten genelde iki aşamalı temizliğe uygun ürünler. Yani öncesinde bir yağ bazlı temizleyici kullanmanız gerekiyor. Makyajı akıtmak ve güneş kremini iyi bir şekilde çıkarmak için. Ya yağ bazlı temizleyici kullanın. Ondan kaçınıyorsanız da micellar suları kullanabilirsiniz ama mutlaka çift aşamalı temizlik yapın bu tarz ürünlere geçecekseniz. Çünkü tek başlarına evet yeterince iyi temizlik yapmazlar. Şöyle güneş kremini çıkarmakta başarısız olabilirler. Onu da söylemiş olayım. Yani elinizin altında mutlaka bir micellar su veya yağ bazlı temizleyici de olmalı bu tarz ürünlere geçecekseniz. Özellikle yağlı ciltler için söylüyorum bunu. Çünkü tek başına bir ürünü kullanıp daha memnun kalmayabilirsiniz. O yüzden iki aşamalı temizlik yapmanız bence önemli. Zaten güneş kremi kullanıyorsanız her gün çift aşamalı temizlik her şekilde öneriliyor. Bu şekilde hem daha nazik hem de çok daha etkili bir temizlik yapmış oluyorsunuz. pH meselesinden de detaylı bahsetmeyeceğim. Hani pH'inin düşük olması lazım diyorum ya. Çünkü dediğim gibi bu konuda çok detaylı bir videom var zaten. Şimdi lafı çok fazla uzatmak istemiyorum yeterince. Uzattım zaten. Cildinizin pH'inin 5.5 olduğunu düşünürsek özellikle temizleyicilerin buna uygun olması lazım. Bu konuda yapılmış birçok araştırma mevcut. Hepsini aşağıya bırakıyor olacağım gene. Yüksek pH değerindeki temizleyicilerin, alkali temizleyicilerin cilt bariyerinin fonksiyonlarını geciktirdiğini, işte engellediği biliniyor zaten. O yüzden böyle mümkünse alkali sabunlardan, bebe şampuanlarından uzak durmalıyız cildimizi temizlerken. Ve gerçekten cildinize özel formüle edilmiş asidik temizleyiciler, nazik temizleyiciler tercih etmeliyiz. Ne yazık ki kötü haber, piyasadaki birçok ürünün üstünde pH değeri yazmıyor. Yazanlar da var. Genelleme yaparak konuşuyorum ama genelde yazmıyor. O yüzden kendiniz ölçebilirsiniz aslında. Bunu nasıl yapacaksınız? Turnusol kağıtları satılıyor. Bunlar pH ölçüm kağıtları. Bunu ürüne batırıp ondan sonra aldığı renge göre pH'ini ölçebilirsiniz. Çok basit bir şekilde ölçebiliyorsunuz. Ben de o şekilde açıkçası yeni bir ürün aldıysam o şekilde ölçüyorum. Özellikle temizleyicileri ölçüyorum kesinlikle. Eğer temizleyici yüksek pH değerinde çıkarsa, ben genelde bunu yüzüme değil de vücuduma kullanıyorum. Duş jeli gibi. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Ürünler çöpe gitmesin tabii ki. Öyle bir şey asla söylemiyorum. Duş jeli olarak kullanabilirsiniz ya da yüzünüzde kullanıp bitirip yeni bir alternatifi, daha nazik bir alternatif aramaya girişebilirsiniz sonrasında. Ama lütfen tabii ki ürünleri çöp etmeyin. Çünkü zaten şu ara her şey çok pahalı olduğu için asla böyle bir şey demem. İşte yüzünüze asla sürmeyin demem ama uzun vadede zarar vereceğini bilin. Tekrar aynısını almazsınız. O şekilde bir tüyo verebilirim en azından. Bir
değil de benim cilt bakım rutini videolarımı izlediyseniz mutlaka ama mutlaka görmüşsünüzdür. Ben su bazlı temizleyicileri genelde böyle köpürterek kullanıyorum. Bir köpürtücü aletim var. Bu tarz bir köpürtücü kullanırsanız ürünleriniz inanılmaz uzun süre dayanıyor. Yani çok az bir miktarla çok ciddi köpük yaratabiliyorsunuz. O yüzden de ürününüzün ömrünü de çok ciddi anlamda uzatmış oluyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Zaten dediğim gibi her şey çok pahalı. Bir ürünü mümkün olduğunca uzun süre kullanmak istiyoruz. Köpürtme aleti de bu anlamda çok işe yarıyor gerçekten. Eğer köpürtme aletine para vermek istemiyorsanız da az bir miktar elinize alıp mutlaka elinizde ciddi anlamda köpürtün. Yani ürünü direkt yüzünüze uygulamayın temizleyicileri. Neden? Çünkü köpük şeklinde uygularsanız daha az zarar verecektir cildinize. Direkt uygularsanız ve cildinizde köpürtmeye çalışırsanız cilt bariyerinize daha fazla zarar verecektir. O yüzden mutlaka elinizde köpürtüp ondan sonra yüzünüzü yıkamaya çalışın. Bu şekilde cilt bariyeriniz zarar görmez, hem de durulaması çok daha kolay olur. Ve son olarak yapacağım uyarı da mutlaka ılık suyla yıkayın cildinizi. Çok sıcak suya maruz tutmak da cildi ciddi anlamda cilt bariyerine zarar veren bir şey. Onu da belirtmiş olayım. Çok böyle ekstrem sıcaklıklardan uzak durmamız gerekiyor. Yani çok sıcak su veya çok soğuk su da iyi gelmeyebilir cilde. O yüzden mümkünse ılık suyla yıkayın. O zaman başlayalım. Ben son 3 senedir denemiş olduğum, severek kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Ve yine bu kıstasa uyan, almayı düşündüğüm birkaç üründen de bahsedeceğim açıkçası. Bahsedeceğim her marka deneysiz olmayabilir. Lütfen bu konuda araştırmalarınızı kendiniz de yapın. Gene pahalıdan uygun fiyatlıya doğru gideceğim bu arada. Ve bahsedeceğim bütün ürünler bu arada sülfatsız ürünler ve pH'i düşük olan ürünler. O yüzden her üründen tek tek işte bunda da sülfat yok, bunun da pH'i düşük demeyeceğim. Zaten hepsi öyle. Onu da baştan söylemek istiyorum. Şimdi iki tane pahalı ürünle başlayalım. Kullandığım en pahalı temizleyici herhalde, hani gramajına göre konuşuyorum. Arboreum markasının Double Mousse diye bir ürünü var. Köpük şeklinde geliyor. Yani direkt köpük şeklinde çıkıyor ambalajından. Ben aldığımda bunu 120 lira falandı ama şu anda şimdi fiyatlar gerçekten uçtu, bir de tekrar zam gelecekmiş sanırım. Şu anda 90 ml ürün 239 TL'ye satılıyor Sephora'larda. Bu gerçekten çok nazik bir temizleyiciydi. Hiç hakkını yemeyeyim. Direkt köpük şeklinde çıktığı için de köpürtmenize gerek kalmıyordu. Çok nazik, güzel bir üründü. İçerisinde 7 farklı Kore tıbbi bitkileri dediğimiz hambang bitki özleri içeriyor. Gene içerik listesinde son sıralarda parfüm ve boya var. Daha uygun fiyata çok daha güzel ürünler bulduğumu düşündüğüm için tekrar satın almamıştım. İkinci pahalı üründe You to the People markasının Superfood Face Wash'ı. Bu çok ünlü bir ürün, çok da sevilen bir ürün. 237 ml'si 339 TL'ye satılıyor. Ben bunun seyahat boyunu kullanıp gayet memnun kalmıştım. Ama tam boyunu satın almadım. Yani o fiyatı hak edeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Zaten cidden akıp giden bir şeye bu kadar para verme taraftarı da değilim. O parayı güzel bir seruma yatırmayı ben şahsen tercih ederim yani. Ama içeriği güzel bir ürün bu da. Harika böyle bitkisel özler var. İşte kale, ıspanak, yeşil çay gibi çok güzel özler içeriyor. Gerçekten nazik bir ürün ama bence fiyatını kesinlikle hak etmiyor. Eğer bütçeniz varsa tabii ki bakılabilir. Tüm cilt tiplerini kullanabileceğini düşünüyorum bir ürünü. Jel formunda bir ürün ve gayet de güzel köpürüyordu. Elimde köpürtüp o şekilde kullanıyordum. Orta fiyatlı ürünlerden devam edeyim. By Wish Trending 2% Acid Duo Cleanser'ı. İçerisinde %2 oranında asit içeren, hatta spesifik olarak söyleyeyim, %1 oranında glukolonakton, bir çeşit PHA ve yine %1 oranında bir çeşit BHA türevi olan kaprilol salisilik asit içeriyor. Çok nazik bir asitli temizleyici bu. Çok nazik bir şekilde eksfoliasyon yapıyor da diyebiliriz. Ölü derilerden arındırmaya yardımcı oluyor cildi. Hatta ben yanlış hatırlamıyorsam bu ürünü 2019'un en iyileri arasına sokmuştum. Gerçekten muazzam bir ürün. Ben mesela yazın tekrar almayı düşünüyorum bu ürünü. Yaza oldukça uygun olduğunu düşünüyorum çünkü. Ama indirimi beklerim. Çünkü 150 ml'si 143 TL'ye satılıyor. Yani biraz böyle benzersiz bir ürün olduğunu düşündüğüm için piyasada benzer bir ürün bilmiyorum. Yani bu şekilde formüle edilmiş, bu kadar cildime iyi gelen bir ürün de denememiş olduğum için
fiyatını hak edebileceğini düşünüyorum açıkçası ama indirimde. Çok çok nazik bir şekilde eksfoliyasyon yapıyor. Ama tek başına buna güvenmeyin. Eğer hani böyle ciddi bir eksfoliyasyon istiyorsanız tek başına buna güvenmeyin. Ama kimyasal istilere yeni başlayanlar için uygun olabilecek bir ürün. Çünkü ciltte çok fazla uzun kalmadığı için bu asitler çok nazik bir şekilde yapıyor işini gerçekten. Ben bunu köpürtücüyle kullandığım zaman çok uzun süre kullandım. Gerçekten çok uzun süre gidiyor o şekilde. Zaten çok yoğun bir kıvamı var. Köpürtücü kullanmanızı tavsiye ederim o yüzden. Karma, yağlı ciltliler, akneli ciltliler bu ürüne bayılacaktır tek kelimeyle. Zaten bu ürünü kullanıp da memnun kalmayan kimseyi bilmiyorum. Yani kim kullandıysa işte bana teşekkür mesajı atıyordu. Herkes hayran kalıyor gerçekten. Gelelim bir sonraki ürüne. Village Eleven Factory'nin Refresh Cleanser'ı. 150 ml'si 139 TL'ye satılıyor. Eğer You To The People markasının temizleyicisini denemek istiyorsanız ama çok pahalı geliyorsa bu ona muadil diyebileceğim daha uygun fiyatlı bir ürün en azından. İçerik olarak çok benziyorlar ama bence bunun içerik listesi daha bile başarılı diyebilirim. Gerçi bunun içerisinde boya da var ama yine de hani ciltte uzun süre kalmayacağını düşünürsek sorun olacağını düşünmüyorum. Bunun içerisinde çok güzel bitki ögleri var. Avokado özü, yeşil çay özü, brokoli, bambu, santalya, asiatica, papatya gibi harika özler var gerçekten. Fiyatı beni biraz üzüyor. Ama indirimlerde yakalanabilir bir ürün açıkçası. Yani bu da ilk 5'ime girer mesela. İçerisinde boya olmasına rağmen ilk 5'ime girer diye düşünüyorum. Çünkü yapısı böyle yeşil püre gibi bir kıvamı var. Gayet yeterli köpürüyor. Ben elimle köpürtüp o şekilde kullanmayı seviyorum. İçerisinde çok fazla bitkisel öz olduğu için çok çok hassas ciltlilere uygun olmayabilir. Ama ben hassas ciltli ve karma ciltli bir olarak çok severek kullandım. Skin and Nail markasının Medisica Calming Cleanser'ı. Bu aralar temizleyici olarak genelde ben bunu kullanıyorum. Bitirmek üzereyim hatta. Bu Sika serisinden bir ürün Skin and Nail markasının. Yani Santella Asiatica bitkisinin bütün aktif içeriklerini içeriyor. 4 aktif içeriği de içeriyor. Aynı zamanda Santella Asiatica işte ekstraktı da var komple. Hatta bunun içerisinde seramit de bulunuyor aynı şekilde. Bunun tek falsosu diyebileceğim şey içerisinde biberiye yağ var. O yüzden çok çok hassas ciltlilere uygun olmayabilir ama sıkıntı da yaratmayabilir bu arada. Kullanıp da çok seven hassas ciltliler var. Yine de emin olamıyorum biberiye yağından dolayı. Çünkü az miktarda da olsa bazı hassas ciltlileri, çok hassas ciltliler özellikle irite edebilir. Çok hassas ve çok kuru ciltliler dışında herkesin sevebileceğini düşünüyorum. Yağlı ciltliler, akneli ciltliler, karma ciltliler de sevecektir diye düşünüyorum. Bunun çok yoğun kremsi bir yapısı var. O yüzden ben bunu köpürterek kullanmayı çok seviyorum. Yoksa böyle cidden temizlemesi biraz zor gibi geliyor bana. O yüzden ya elinle iyice köpürtün ya da köpürtücüyle dediğim gibi ciddi anlamda köpürtüp o şekilde kullanabilirsiniz. Bunun da 150 ml'si 114 TL'ye satılıyor bu arada. Ve gelelim Cosrx'in Low pH Good Morning Gel Cleanser'ına. Bu zaten çok kült bir ürün. Yani benim de en sevdiğim temizleyiciler listesinde ilk 10'a girer. Kesinlikle girer. Özellikle yağlı ve karma ciltlilerin, sivilceli ciltlilerin, akneli ciltlilerin çok seveceğini düşündüğüm bir ürün bu. İçerisinde çay ağacı yağı var. Eğer cildiniz çay ağacı yağına iyi tepki veriyorsa, kötü tepki vermiyorsa kesinlikle çok severek kullanacaksınızdır. Benim cildim bayılıyor mesela çay ağacı yağına. Sivilcelerimde de etkisini görebildiğim bir ürün. Ama her cilt sevmeyebilir tabii ki. O yüzden onu bilerek satın almanızda fayda var. Hassas ciltlilere ve çok kuru ciltlilere uygun olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Ama dediğim gibi karma, yağlı ve akneli ciltliler çok bayılarak kullanacaktır. Jel formunda bir ürün ve çok rahat köpürüyor bu da. Eğer köpürtücü kullanırsanız daha da iyi köpürdüğünü göreceksiniz. 150 ml'si 94 TL bu arada. İndirimlerde çok daha iyi bir fiyata alabiliyorsunuz. Ve Siren markasına gelelim. Siren bir Türk markası biliyorsunuz. Bu markadan Hydra Radiant Skin Recovery Gentle Cleansing jelini ben denemiştim yaklaşık bir sene önce falan. O zaman 60-70 lira civarıydı ama şu anda 150 ml fiyatı 95 TL. Bu her cilt tipine uygun diyebileceğim. Yani çok çok hassas ciltlilerden yağlı ciltlilere kadar herkesine uygun olduğunu düşündüğüm bir ürün. Özellikle yağlı ciltliler mesela bunu kışın çok severek kullanacaktır. Yazın biraz fazla kremsi gelebilir ama kuru ciltliler bayılır mesela buna. İçerik listesi çok güzel. Çok nazik bir ürün gerçekten. Çok kremsi bir
böyle süt gibi bir formülasyonu vardı ben kullandığımda. Umarım değişmemiştir. Çok fazla köpürmediğini hatırlıyorum hatta. Ama ciltte bıraktığı his kesinlikle çok güzeldi. Parfüm de içermiyor bu arada bu ürün. O yüzden dediğim gibi çok çok hassas ciltlere bile uygun olacaktır. Haymish Green Clean ürünü. Bu da 150 ml ürünün fiyatı 94 TL. Bu da özellikle hassas ve çok çok hassas ciltlere uygun olacağını düşündüğüm bir ürün. Tamamen kokusuz bu arada. Çok nazik bir ürün. Yani hani hatta kullandığım tüm bu saydıklarımın arasında kullandığım en nazik temizleyici diyebilirim. Çok bayılarak, çok severek kullanmıştım. Çok fazla köpürmüyor ama köpürtücü ile iyi bir verim alabiliyorsunuz. Dediğim gibi hassas ve kuru ciltliler özellikle bu ürüne baksın bence. Ve gelelim uygun fiyatlı ürünlere. BB Beauty'nin temizleyicisinden bahsetmiştim. Geçen sene hatırlarsınız narlı temizleyicisini kullanıyordum. Maalesef piyasadan kaldırılmış olduğunu öğrendik sonra hep beraber. Onun yerine Greyfoot öyle bir başka temizleyici gelmiş. Bunu da denedim. Ve çok beğeniliyor açıkçası. Ama narlı olan daha güzeldi bence. Fakat Greyfoot özlüğü de beğendim. Buna da bir şans verebilirsiniz. Fakat bunun içerisinde parfüm var. Onu bilerek satın almanızda fayda var. Yani çok hassas ciltlere uygun olmayacaktır parfüm içeriğinden dolayı. Ama birçok cilt tipinin ben memnun kalacağını düşünüyorum. Çok çok yağlı ciltler iyi temizlemediğini düşünebilir. Çünkü direkt köpük formunda çıktığı için sanki az ürünle cildinizi yıkıyormuş gibi hissedebilirsiniz. O yüzden tek başına dediğim gibi bu üründen medet ummayın. Yani mutlaka öncesinde makyajınızı, güneş kreminizi çıkartmak için başka bir ürün kullanın. Sonrasında bunu kullanırsanız memnun kalacaksınızdır diye düşünüyorum. 150 ml ürün 29 TL'ye satılıyor. Bence gayet iyi bir fiyatı var. İndirimlerde daha da ucuza düşüyor hatta. Ben pH'ini ölçtüm bunun ve cilde yakın çıktı diyebilirim. Bir de yine aynı markanın organik serisinden temizleyicisi var. Fakat bunun pH değerini bilmiyorum. İçerisinde sülfat ve türevleri yoktu. Nazik sülfaktanlar kullanılmıştı organik temizleyicilere. Ama pH değerini bilmiyorum. Eğer aranızdan ölçen varsa lütfen yorum olarak yazsın. Biz de bilgilenmiş oluruz böylece. Eğer cilde yakın çıkarsa bir alternatif temizleyicimiz daha var demektir. Ve Selenis'in Clarberry Cleansing Jelly. Bu da son zamanlarda yeni keşfettiğim bir ürün oldu. Hassas ciltlere özel formüle edilmiş bir seri. Clarberry serisi. Ben bu serinin temizleyicisini kullanıyorum açıkçası. Çok bereketli bir ürün. 250 ml ürün 47 TL'ye satılıyor. İndirimlerde 35 TL'ye kadar düştüğünü görebiliyorsunuz. Parfümsüz bir ürün, asidik bir ürün. Aslında tüm cilt tiplerine uygun bence. Ama özellikle çok hassas, kuru ve karma ciltler çok sever diye düşünüyorum. Jel gibi bir kıvam var. Ben de bunu elimde köpürtüp kullanmayı seviyorum genelde. İki tane daha üründen bahsedeceğim. Bunların şu anda Türkiye'de satışı yok. Ama eğer yorumunuz yurt dışına düşerse veya yurt dışından beni izleyenler de var biliyorum. Onlar için de faydalı olur diye düşündüm bahsetmem. İlki Cray Beauty'nin Matcha Hemp Cleanser'ı. Bu zaten Lia Yu'nun markası biliyorsunuzdur. Ben de tüm ürünlerini satın aldım Kore ziyaretimde. Temizleyicisi gerçekten çok başarılı. Yani kullandığım hiçbir ürüne benzemiyor. Buna benzer başka bir ürün var mı? Yok açıkçası yani koleksiyonumda ve daha önce kullandığım buna benzer bir ürün yok. Jel gibi desem değil, böyle jöle gibi bir kıvamı var. Yapışkan jöle gibi bir kıvamı var. Çok ilginç gerçekten. Ve tüm saydığım bu temizleyiciler arasında cilde en nemli bırakan temizleyici bu. Çok ilginç bir yapısı var. Çok yağlı ciltler o yüzden sevmeyecektir bu ürünü diye düşünüyorum ama onun dışında çok hassas, kuru ve karma ciltler bayılarak kullanacaktır. İçerik listesi gerçekten çok güzel. Yeşil çay, yulaf, kenevir tohumu yağı gibi çok güzel içerikler var. Bu videoda bu üründen bahsetmesem olmazdı. Çünkü benim en sevdiğim temizleyicilerden biri oldu kendisi. 120 ml ürün 16 dolara satılıyor. Onu da belirtmiş olayım. Ve bir üründen daha bahsedeceğim. Make Prime markasının Save Me Cleanser'ı. Bunun da 150 ml'si 17 dolara satılıyor. Bu üründe yarıladım diyebilirim. Çok severek kullandığım bir ürün. Zaten çok beğendiğim de bir marka Make Prime markası. Bu bahsettiğim ürün de çok hassas ciltler dışında herkese uygun olabileceğini, yağlı, karma, kuru, bütün cilt tiplerine uygun olabileceğini düşündüğüm bir ürün. Ben köpürtücüyle kullanıyorum bunu çünkü çok kremsi bir yapısı var. O yüzden mutlaka köpürterek kullanın. Yoksa böyle hani yüzünüzden temizlemesi biraz zor olabiliyor. Ve gelelim
denemeye değer gördüğüm diğer ürünlere. Bunlar henüz denemediğim ürünler. O yüzden hani kişisel fikrimi söyleyemiyorum. Tamamen içerik listesine bakarak konuşuyor olacağım şimdi. Class markasının Rich Moist Foaming Cleanser'ı. 100 mililitresi 129 TL'ye satılıyor. Bu denemeye değer bir ürün bence. Seveni de çok. Ama içerik listesine bakarak çok hassas ciltlere uygun olmadığını düşünüyorum. İçerisinde çay ağacı yağı da varmış. Ona göre seçim yapmakta fayda var. Real Barrier markasının Cream Cleansing Foam 150 ml'si 113 TL'ye satılıyor. Bu da denemeye değer gördüğüm bir ürün. İçerisinde esansiyel yağlar bulunduğu için gene çok hassas ciltler dışında bütün cilt tiplerini beğenecektir diye düşünüyorum. Zaten yorumlarına bakarsanız da bayağı güzel yorumlar almış, onu görebilirsiniz. Apio markasının 18 Daily Cleansing Foam isimli ürünü 130 ml ürün 84 TL'ye satılıyor. Bu da tüm cilt tiplerine uygun diye belirtilmiş. Zaten genç ciltler için tasarlanmış bir ürün bu arada. İçerik listesinde bir sürü güzel antioksidan içeriği görüyorum. Gerçekten çok güzel. Kuşkonmaz, ıspanak, brokoli, kereviz, marul, salatalık ve yaban mersini gibi çok güzel bitkisel özler içeriyor. Çok başarılı buldum ben içerik listesini. Yani fiyatına göre içerik listesi oldukça zengin bence. Ve ismini asla okuyamadım. Pyunkang Yul markasının Low pH Pore Deep Cleansing Foam isimli ürünü. 100 ml ürün 94 TL'ye satılıyor. Bunun içerisinde de çay ağacı yağı var. Bolca Santella Asiatica bitkisi de içeriyor bu ürün. O yüzden akneli ve yağlı ciltler çok beğenerek kullanacaktır bu ürün diye düşünüyorum. Yazın elindeki ürünler bitmiş olursa ben de bir şans vereceğim bu ürüne. Çünkü çay ağacı yağı içeren bir temizleyici aradığım için bu uygun olur diye düşünüyorum. Ve bir tane sabundan bahsedeceğim. Sabundan bahsedeceğim için şaşırmış olabilirsiniz ama anladığım kadarıyla bu dermatologlar tarafından da tavsiye edilen bir ürün. Asidik ve sülfat içermeyen bir sabun bu. Imex Sindet diye geçiyor. 100 gram sabunun fiyatı 54 TL. Gerçekten akneli ciltlere önerilen bir ürün bu. Ona göre seçim yapmanızda fayda var. Zaten dermakozmetik bir ürün olduğu için. Akneli ciltler özellikle çok severek kullanıyor. Ben birazcık bakındım. Gerçekten yorumları çok güzel gözüküyor. Eğer böyle uygun fiyatlı ve akneli ciltlere, işte genç bir cildiniz vardır, akneli bir cildiniz vardır, bu tarz bir uygun fiyatlı ürün arıyorsunuzdur, buna bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve son olarak da Sebamed'in temizleme jellerinden de bahsetmesem olmaz. Hassas ve kuru ciltler için ayrı bir temizleyicisi var. Karma ciltler için de ayrı bir temizleyicisi var. Her ikisinin de pH'inin 5.5 olduğu zaten şişenin üzerinde belirtilmiş. İçerik listelerine tam ulaşamadım ama anladığım kadarıyla SLS içermiyorlar. Daha nazik sürfaktanlar var içerisinde. Siz yine de bir arkasına içerik listesine bakın. Ama anladığım kadarıyla SLS kesinlikle yok. Daha nazik sürfaktanlar var. İkisi de 150 ml ürünlerin ve fiyatları da 40-50 TL arası değişiyor anladığım kadarıyla. Bunlara da bir şans verilebilir. Tabi bunlar deneysiz ürünler değil. O yüzden ona göre seçim yapmanızda fayda var. Evet, yoruldum yani, konuşmaktan yoruldum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Sizin de böyle çok severek kullandığınız nazik temizleyiciler varsa bu aradığımız kıstaslara uyan, lütfen yorumlarda buluşalım. Bize kısaca böyle deneyimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Ben de faydalanmış olurum. Ben zaten yorumları tek tek okuyorum ve gördüğüm kadarıyla birçok kişi de yorumları okuyor. O yüzden yorumlar kısmını da böyle biraz forum gibi bir hale getirebilir ve herkese yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Kısacık vaktinizi ayırırsanız yorum yazmak için çok sevinirim. Hangi temizleyicilerden memnun kaldınız, hangilerinden kalmadınız? Onları konuşalım. Yani yorumlar kısmını dolu dolu kullanabiliriz diye düşünüyorum bu videoda özellikle. Benzer videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Haftada iki kez gelecek olan videolardan haberdar olmak istiyorsanız da abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.